Dark Multiverse'ün önceki bölümlerinde çoklu evrenin annesi Perpetua 3 kardeş yarattı. Fakat Barbatos'un yenilgisi aslında gelecek sonun başlangıcıydı. Çünkü bunu yaptıklarında çoklu evrenle arasındaki duvar olan Source Wall'u yıktılar. Perpetua'nın önünde artık bir engel kalmadı. Lex Luthor'un da kendi çoklu evren planları vardı. Gülen Batman ona aradığı bütün cevapların Perpetua isminde saklı olduğunu söyledi. Batman de cebinden çıkardığı siyah kriptoniti onlara doğru fırlattı ve deliren Jonathan ile Clark önce Lois'i sonra birbirlerini öldürdüler. İstediğin bütün şehri etkileyecek kadar bir toksin değil mi? Bir saat içerisinde Wayne malikanesine gel ve al dedi. Bruce Gülen Batman'in kafasını ezmeye devam etti. Gülen Batman acı içerisindeydi. Bruce Batcave'de uyandı. Toksinin etkisi tamamen geçmemiş olsa da arınmıştı. Gülen Batman'i yenebilmek için onun kadar çıldırması gerekiyordu. Gülen Batman ise halen yaşıyordu ve Justice League'in mekanlarından birine zincirlenmişti. Perpetua. Her şeyin başlangıcında The Source Eller adındaki ırkı yarattı. Görevleri Antikrist enerjiyi kullanarak hiçliği çoklu evren ile doldurmaktı. Çoklu evrenin yaratılmasından sonra Ellerin her bir üyesi bütün evrenin enerjisinin The Source'a aktarılmasını sağlayacaktı. Ancak Ellerden biri olan Perpetua kaderini reddetti ve ihanet etti. Negatif kriz enerjilerini kullanarak kısır bir döngüyle sonsuza kadar kendini yenileyen çoklu evreni yarattı. Hemen sonrasında ise 3 oğlunu yarattı. Bundan bir süre sonra mükemmel canlı formunu aramak için çoklu evreni dolaştığında hayal kırıklığına uğradı. Bu yüzden Marslıları ve insanları birleştirerek Apex Predatörlerini yarattı. Ortaya çıkan bu canlı formu varoluşun sonuna kadar yaşayacaktı. Perpetua'nın istediği de buydu. Çocuklarından biri olan Marnovu Perpetua'ya bu yaptığından dolayı kozmik bir kıyametin yaklaştığını söyledi ancak sinirlendi ve Apex Predatörleri üstüne saldı. Marnovu oradan kaçmak zorunda kaldı. Bundan uzun bir süre sonra Marnovu diğer kardeşlere Perpetua'nın yaptıklarını anlattı. Hepsi hemfikir olup yaptıklarını ellere bildirmek kararı aldılar. Ancak oğullarının bu konuşmasını duyan Perpetua sinirlendi ve hain olduklarını haykırarak Apex Predatörleri üstlerine saldı. Tam o anda Eller Kozmik Raptor'u Perpetua'yı durdurması için gönderdi. Kozmik Raptor'a yenilen Perpetua bütün gücüyle birlikte Source Wall'da Totality'ye hapsedildi. Eller de şu an bildiğimiz çoklu evreni tekrar yarattı. Perpetua ise bütün bu tarih boyunca yaşananları hapishanesinden izlemek zorunda kaldı. Kontrolsüz genişleyen çoklu evrenin kaderini biliyordu. Yok olacaktı ve onunla birlikte kendisi de yok olacaktı. Hapishanesinden kurtulmanın tek yolu gerçekliğin temellerine zarar verecek eylemlerdi. Oğlu Mobius'a fısıldadı ve bu sayede evrendeki ilk kriz yaşanmış oldu. Sonrasında Perpetua'nın fısıldamaları tarihte yaşanan bütün krizler boyunca devam etti. En sonunda ise Barbatos'un saldırısına karşı koyan Justice League'in dünyayı kurtarma eylemi Source Wall'un yıkılmasına sebep oldu. Justice League evreni kurtardıktan sonra Barbatos tarafından öldürülen Alpheus da tekrar hayata geri döndü. Source Wall'un yıkılması Perpetua'yı serbest bıraksa da onu bedensel formuna geri getiren başkasıydı. Çoklu evren planları olan ve herkesi diz çöktürmek isteyen Lex Luthor, Gülen Batman'den Perpetua'yı öğrenince, Legion of Doom'la birlikte Brainiac'ı yakıda kullanarak Perpetua'yı bedensel formuna geri getirdiler. Perpetua'nın gelişi her yerde hissedildi. Bütün bunların karşılığı olarak Perpetua, Lex Luthor'u Apex Predator olarak yeniden yarattı. Artık onun sağ kolu olmuştu. Sonrasında Justice League hem geçmişten hem gelecekten kahramanlar hatta bütün evrendeki karakterlerle Perpetua'ya karşı durmaya çalıştılar. Justice League'de Perpetua'nın emrindeki Lex Luthor'un Legion of Doom ekibi karşı karşıya geldiler. Bunlar yaşanırken Hall of Justice'da esir tutulan Gülen Batman'in de planları vardı. Perpetua'nın eylemleri devam ettiği esnada Batman ve Superman Gülen Batman'in yarattığı sorunlara müdahale etmek zorunda kaldılar. Sezon 2 Bölüm 2 Enfekte Olanlar. Gotham'da Batman ve Jim Gordon her zamanki gibi çatıda buluştular. Batman, Gülen Batman'in Gotham'ı serum ile dönüştürmeye çalıştığını anlattı. Jim ise, biliyorum ben de oradaydım dediğinde, bunları sana anlatmıyorum diye cevap verdi ve Superman ortaya çıktı. Killer Croc'u yakalamıştı ve hızlıca onu Arkham'a bırakıp geri geldi. Size nasıl yardım edebilirim diye sordu. Jim onlara 2 saat önce 13 yaşında Danny adında bir çocuğun kaçırıldığını söyledi. Danny'nin kardeşi onu kaçıran kişinin kahkahalar atan bir Superman olduğunu, kardeşini aldığını ve
ve uçarak kaçırdığını söylemişti. Gram Batman'in üstünü bulmak için Batman ve Superman harekete geçtiler. Clark Jim Gordon'a "Merak etme, çocuğu bulacağız." dedi. "Biliyorum, bulacaksınız." diye cevap verip ufak bir gülücük attı. Oradan ayrıldılar. Gram Batman'in üstünün Crime Alley'de olduğunu düşünerek oraya gittiler. Batman ailesinin burada öldürüldüğünü söyledi. Yeraltına bir giriş aradılar ancak zamanları yoktu ve Superman yumrukla hızlı bir giriş açtı. İçeriye girdiklerinde Batman robotları onları karşıladı. İkisi onlarla savaştı ve durdurdular. Batman buranın Batcave olduğunu söyledi. Gram Batman'in ana evrendeki mağarasını bulmuşlardı. Gordon'un bahsettiği Danny hakkında hiçbir iz bulamadılar. Etrafta Gram Batman'in bıçakları ve çıldırmış Robin heykelleri vardı. Bruce Clark'a Gram Batman'in Gordon'u kaçırdığından ve öldürdüğü Bruce Wayne'lerin kanıyla Joker toksinine benzer bir serum yaptığından bahsetti. 6 özel batarang içeren bir kutu buldular ancak içi boştu. Batman analiz etti ve NET meteliyle birleştirilmiş serum örnekleri buldu. Superman Gordon'un onları buraya neden gönderdiğini anlamaya çalıştı. Ortada duran bir satranç masası gördüler. Batman bunun bir mesaj olduğunu söyledi. Bu bir oyundu. Ortaya aniden bir hologram çıktı. Justice League, Titanlar, hatta herkes gülen Batman toksiniyle delirmiş halde görünüyordu. Gördükleri karşısında şok oldular. Gülen Batman'in batarangları'yla hepsi potansiyel bir hedefti. Bu gülen Batman'in Gotham'da yapmaya çalıştığından çok daha büyük bir olaydı. Batman tanıdıkları herkes arasında artık hangilerine güveneceklerini bilmediğini söyledi. Tam o anda çıldırmış Robin'lerden birisi ona saldırdı. Batman ondan kurtuldu. Bir batarang da gülen Batman'in onu ailesinden ayırdığını söyledi. Onu değiştirip bu kostümü giydirip onu bir görevde kullanacağını söylemişti. Superman, "Bize güvenebilirsin, sana yardım edeceğiz." Danny dediğinde, "Anlamıyorsunuz, bu halde olduğum için mutluyum." dedi. Batman ve Superman şaşkın bir şekilde ona baktılar. Çünkü o Billy Batson'dı. Gülen Batman yakalanmadan önce batarangdan birisiyle onu dönüştürmüştü. "Shazam!" diye bağırdı. Batman olanları anlamaya çalıştı. Çıldırmış Shazam elindeki batarangla Superman'i tutarken "Her zaman kıçını tekmeleyebilir miyim diye merak etmişimdir." dedi ve kahkahalar attı. GCPD'nin cephaneliği görünüyor. Gotham'daki bütün suçlulardan buldukları silahlar, virüsler ve daha fazlası burada yer alıyordu. "Gordon, benim bile buraya erişimim yok. Ancak senin yardımın sayesinde bu mümkün." dedi. Çıldırmış Shazam karşılaşmasına geri döndük. Kara Şövalye ve Çelik Adam Shazam'a karşı duruyor. Batman onunla dövüşmek istemediklerini ancak kaçmasına da izin vermeyeceklerini söyleyerek batarang fırlattı. Shazam batarangı tuttu. "Hadi ama beni bu oyuncaklarla mı durduracaksın? Sen sadece Cadılar Bayramı kostümü giymiş birisin Batman. Benim ise süper güçlerim var." dedi. Batman ona bakıp büyüden nefret ettiğini söyledi. Shazam Superman'i bir binaya fırlattı. Superman etraftakilere saklanmalarını söyledi ve ona saldırdı. Batman Superman'in sinirlendiğini görünce keyfi yerine geldi. Tam göz lazerleriyle saldırdığı esnada biri "Shazam!" diye bağırdı ve çocuk haline dönüştü. Superman'e "Neler oluyor? Kafamın içindeki o çığlıklar, sesler hepsi çok korkunç. Lütfen bana zarar verme." dedi. Superman duraksadı. Bir anda siniri geçti. Endişelenmemesini ve bunu ona gülen Batman'in yaptığını söyledi. Billy ise dalga geçerek "Onu durdurmalısınız. Aileme ulaşmasına izin vermemelisiniz. Üzgünüm Superman." dedi. "Seni aptal!" diyerek "Shazam!" diye bağırdı ve yine dönüştü. Superman'i boğazından tutup "Canın acıdı mı? Büyüğü beğendin mi?" dedi. Shazam ailesinden bahsederek "O izikler benim bütün şovumu çalıyor. Seni ve Justice League'i biliyorum. Arkamdan bir çocuk diye konuştuğunuzu biliyorum. Şu batarangın tadına bak. Daha iyi anlaşacağız." dediği an Superman "Yapma!" diye cevap verdi. Bir ses duyuldu ve Batwing'le Batman ortaya çıktı. Ona saldırdı. Shazam da "Dünyada beni durdurabilecek bir silah olduğunu mu düşünüyorsun?" dedi. Batman ise "Jet sadece bir dikkat dağıtmaydı. Asıl silah benim." diyerek ona elindeki batarangı sapladı. Shazam tekrar dönüştü ve yıldırımı Batman'e çarptı. Superman Batman'e baktı. Billy de "Karar zamanı. Benimle dövüşmeye devam mı edeceksin yoksa Batman'in hayatını mı kurtaracaksın?" dedi. Kahkahalar attı. Superman ona yumruğunu indirdi. Batman baygın bir şekilde yere doğru düşüyordu.
Batman yalnızlık kalesinde uyandı, bulunduğu buz kütlesini kırıp dışarı çıktı. Kelixon'a iyileşmesi için kalmasını söyledi. Sinirli bir şekilde "Shazam nerede?" diye bağırdı. Süpermen yanına geldi ve kaçtığını söyledi. Batman'i kurtarırken Shazam gitmişti. İkisi olup biteni tartıştılar. Shazam elindeki batarangla Süpermen'i enfekte etmeye çalışıyordu. Batman toplamda 6 batarang olduğunu söyledi ve hedeflerinin kim olduğunu anlamaya çalıştı. Süpermen planı var mı diye sordu. Batman ise her senaryo için planı olduğunu, ancak hiçbir zaman hedefin kendisi olacak kadar bir plan yapmadığını, Shazam'ın gezegendeki en güçlü varlıklardan biri olduğunu söyledi. Gülen Batman onların haberi olmadan Billy'yi enfekte ettiyse herkese edebilir diye düşündü. Tanıdıkları herkes tehlikedeydi. Süpermen, Gülen Batman'in Shazam'dan ne istediği belli, beni enfekte etmekti. Hadi ona bunu verelim dedi. Jim Gordon göründü ve gizemli kişi plan işlemeye devam ediyor dedi. Çocuğun nerede olduğunu sordu. Üzerine düşeni yapıyor diye cevap verdi. Gordon'ın istediğini verip vermediğini sordu. Neredeyse diyerek bundan sonrasını Batman ve Superman halledecek. Onları neyin beklediğini bilmediklerini söyledi. Hall of Justice'dayız. Ortalık sakin görünüyor. Batman ve Superman kime güveneceklerini bilmedikleri için henüz olup biteni onlarla paylaşmamayı konuşuyorlar. Gülen Batman'i Hall of Justice'ı kilitlemişti. Oradan kaçması neredeyse imkansızdı. Batman onun zeki olduğunu ve konuşarak ağzından laf alamayacaklarını söyledi. Bunu yapmak için her şey onun kontrolündeymiş gibi davranmalılardı. Gülen Batman'in olduğu yerdeki duvar bir anda kırıldı. Batman bir de insanlar benim çılgın olduğumu söyler dediği anda yan diyerek Superman göz lazerleriyle Gülen Batman'in çevresindeki enerji duvarını yıktı. Ona gülerek seni görmek güzel eski dostum dedi. Superman çıldırmış bir şekilde kahkahalar atarak ortaya çıktı. Gülen Batman ise dünyanın en iyileri tekrar bir araya geldi dedi. Batman ise Clark'a seslenip zamanın işlediğini söyledi. Batman Hall of Justice'ı izliyor, yıllar boyunca kendi yaptığı planları düşündü. Sevdiklerine, dostlarına karşı bile planları vardı. Bütün bu Batman planları bunları o noktaya getirdi. Şu anda kendisinin karanlık bir versiyonuyla uğraşıyorlardı. Onun planlarını öğrenmek için Superman'i enfekte etmişlerdi. Gülen Batman Superman'le kaçarken onu kendi evreninde hiç öldürmemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Onlar muhteşem ikiliydi. Batman onları izlerken Superman ortalığı dağıtarak ilerledi. Hall of Justice'ın cephaneliğine vardılar. Gülen Batman buradaki oyuncakları bulduğu için sevindi. Onları Justice League'e karşı kullanabilirdi. Superman gülerek Hall of Justice'daki herkesi öldürelim dedi. Batman rolünü çok iyi oynadığını söyledi. Gülen Batman çok yakında bunu yapacağız, planlarıma karşı duramayacaklar dediğinde Clark Shazam'ın pek bir şey söylemediğini, planının ne olduğunu sordu. Gülen Batman ona enfeksiyonunun bütün çoklu evrendeki yaşayan herkesi öldürebileceğini söyledi. Clark'a Krypton'dan, annesinin ve babasının ölümünden, onu kurtaramayışlarından bahsetti. Tıpkı senin de Jonathan ve Lois'i kurtaramayacağın gibi dediği anda Superman kendini tutamadı, yumruğunu sıktı ve Gülen Batman'e saldırdı. Batman ortaya çıktı ve Kryptonit'le onu durdurdu. Superman'e gerçeği biliyor dedi. Bunların hepsi bir illüzyonda, aslında bulundukları odadan hiç çıkmamışlardı. Gülen Batman bu numarayı yemedi. Superman kontrolü kaybetti. Batman'e bana güvenmedin dedi. Gülen Batman ise kahkahalar atarak anne ve babamızın öldüğü gece izlediğimiz Zorro gösterisi kadar iyi bir gösteriydi dedi. Başka kimleri enfekte ettiğini göreceklerini söyledi ve kahkahalar attı. Batman Superman'i oradan çıkardı ve toksinden arınması için güneş ışınları dolu bir odaya kilitledi. Gotham otoyollarından birisinde Jim Gordon araba sürüyor. Bir anda Batman yanına geldi. Onları en başta neden bir tuzağa gönderdiğini sordu. Gülen Batman ona ne yaptıysa yardım edebileceğini söyledi. Jim aldırış etmedi. Gözlüğünü çıkardı. Batman şok oldu. Çünkü Jim Gordon'a Grim Knight'la mücadelesinde toksin bulaşmıştı ve Gülen Batman'in tarafındaydı. Gülen Batman'in Gordon'a enfekte olduğunu öğrenmesini istediğini farkındaydı ve neden diye sordu. Gordon ise Batman'in rookie robotunu çağırdı. Robotla mücadele ederken Gordon'a enfeksiyonla mücadele edebileceğini söyledi. Neden bunu yapayım? Hayat böyle daha basit deyip robota seslendi. Robot saldırmaya başladığı an Superman ortaya çıktı. Batman Hall of Justice'ı terk ettiği için kızdı.
gelmişti. Toksinden halen tam anlamıyla arınmamıştı. Superman gülen Batman Gordon'dan bahsettiği için buraya geldiğini söyledi. Robota saldırdı. Gordon ise Batman'e ateş ediyordu. Superman gülerek neredeyse toksinden arındığını söyledi. Robot ona saldırdığı esnada buz nefesiyle onu durdurdu. Batman de Gordon'a saldırdı. Superman robot üzerinde test yapmaları gerektiğini ve bunların efekti olan son kişiler olabileceğini söyledi. Batman daha şüpheli yaklaştı. Bu olayı nasıl çözebileceklerini tartıştılar. Bruce, Gordon, Shazam ve Superman'le 3 enfekte batarangı çözdüklerini düşündü. Geriye kalan 3 batarangı kimlerde kullanacağını anlamaya çalıştı. Artık kendisi gibi düşünmeyi bırakması gerektiğini söyledi. Çünkü gülen Batman de bir Bruce'tu. Artık Superman gibi düşüneceğini söyleyerek Yalnızlık Kalesi'ne gittiler. Superman Kerex'e robotun parçalarını laboratuvara götürmesini söyleyip Batman'e olup biteni Justice League açıklamalarını ve herkesi buraya getirme fikrinden bahsetti. Çok riskli ama haklısın. Gülen Batman'in bilmediği bir konuma toplayabiliriz dediği anda Gordon gülerek çok geç dedi. Kerex alarm verdi. Robotun parçalarında bir tuhaflık vardı. Hiçbir zaman kahraman olmak istemedim. Bunu tekrar tekrar söyledim ama kimse bana yardım etmedi. Ancak gülen Batman sonunda beni dinledi diyerek Blue Beetle ortaya çıktı. Gülen Batman yakalanmadan önce Jaime'yi de enfekte etmişti. Gizemli kişi Blue Beetle'dı ve Gordon'la burada olmayı planlamışlardı. Jaime Justice League'in onu hep küçümsediğini, Scarab'ın teknolojisini ve onun gücünü anlamadıklarını söyledi. Batman ve Superman'e saldırdı. Eğitim artık bitti diyerek kahkahalar attı. Başlığı taktığımdan beridir korkuyu bir silah olarak kullandım. İnsanların korkuyla ne yaptıklarını araştırdım. Bunları artık yoluma çıkan herkes için kullanabilirdim. Kilit altında olabilirim ama planlarımın parçaları yavaşça bir araya geliyor. Kahramanlar enfekte olanlarla ne yapacağımı yakında anlayacaklar. Bu oyunda yalnız değilim. Birisi çoklu evreni değiştirmek için uzay ve zamanla oynuyor. Hesaplaşma zamanı yakın. Açıkçası benim mücadelem de yoğun. Geçti. Doğru değil mi Lex? Bu güç gösterisi seninle ilgili. Bu olan sen ve benim aramda bir karşılaşmaya neden olacak. Ancak bildiğin gibi Batman her zaman kazanır. Bütün evrende kıyamet mührü göründü. Çünkü bunlar yaşanırken Perpetua ve Lex Luthor'un eylemleri devam ediyordu. Bu görünen mühür tamamen onunla alakalıydı. Gülen Batman hepsine hazırlıklıydı. Yalnızlık Kalesi'ne geri döndük. Blue Beetle Batman ve Superman'i oyalıyor. Kaleyi çok beğendiğini ve artık onun olduğunu söylüyor. Gülen Batman duyabildiğini bildiği için Clark'a seslenerek onu darlamaya devam ediyor. Tam o an "Endişelenme Superman" diye bir ses duyuldu. Yardım geldi diyerek enfekte olmuş Donna Troy ve Hawkman'in kontrolünü devralmış Sky Tyrant ortaya çıktı. Superman ve Batman'i yakaladılar. Donna, "Bu Wally, Dick, hatta Roy için" diyerek saldırdı. "Bu Titanların intikamı" dedi. Sky Tyrant da Batman'e saldırmaya devam etti. Superman Donna'ya gülen Batman'i dinlememesini söyledi ve karşılık verdi. Donna da onu dinlemediğini ve ölen Titanların sebebinin ikisi olduğunu söyledi, çıldırmış halinden memnundu. Sky Tyrant Batman'i yakaladı, ayaklarının altındaydı. Gordon'la planlarından bahsettiler, planı devreye sokmak için Yalnızlık Kalesi'ne ihtiyaçları vardı. Superman ve Donna savaşmaya devam ettiler. Gordon bu sırada planlarını açıklıyor. Dark Multiverse'de gülen Batman kendi evrenindeki Justice League'in Watchtower'ını bir uyduya dönüştürmüştü. Bu uyduyla toksini bütün evrene yayabileceklerdi. Bunu yapabilmeleri için Yalnızlık Kalesi'nde bulunan Anti-Monitor'un kozmik kulesiyle Dark Multiverse'e portal açacaklardı. Ancak doğru frekansa ve altı kahramanın enerjisine ihtiyaçları vardı. Geriye sadece Superman kalmıştı. Blue Beetle kozmik kuleyi aktive etmek için uğraşıyordu. Superman karşılık verdi. Batman de detaylar için Gordon'a teşekkür edip robotun kalan parçalarını patlattı. Herkes bir tarafa uçtu. Batman ve Superman ortalıktan kayboldu. Enfekte olanlar tartışmaya başladı. Gordon onları bulmalarını söyledi. Yalnızlık Kalesi'nde Kryptonlu canlıların bulunduğu bir yerdeler. Batman Hall of Justice ve Batcave'i kontrol etti. Blue Beetle henüz orayla bağlantı kurmamıştı. Superman onların dönüşümünü üzüldü, Batman de gerçekte onlar olmadığını söyledi. Gülen Batman Superman'e seslenip içindeki karanlıktan bahsedip gerçeği görmeye hazır mısın dedi. Batman Blue Beetle'ın Yalnızlık Kalesi'nin beynine bağlanmış olmasından endişelendi. Superman onları kalenin kalbine getirdi. Acil bir durumda kendini kapatma ve okyanusun dibine gömme sistemini Batman
hikayesini anlattı. Batman Blue Beetle'la uğraşırken Superman de Donna ve Sky Tyrant'ı oyalayacak. O sırada onlar da Batman ve Superman'i arıyorlardı. İkisi de birbirlerine güçlerinden bahsettiler. Donna neredeyse Wonder Woman'a kafa tutacak kadar güçlüydü. Wonder Woman'ın burada olup Batman ve Superman'in kaçışını görmediği için şanslı olduklarını söyledi. Sky Tyrant onları kimin durduracağı konusunda bir bahse girelim ama kimin kazanacağı ortada diye artistlendi. Donna buna sinirlendi, ikisi karşı karşıya geldi. Tam o anda Batman ortaya çıktı, ona saldırmaya başladılar. Dünya 3'teki anılarında Bruce'un o evrende öldüğünü söyledi, o evrende Owlman vardı. Gülen Batman'in ihtiyaçları olan şey olduğundan bahsetti. Tam o an Supergirl ortaya çıkıp ona yumruğunu indirdi. Batman'i kurtardı. Superman nerede diye sordu. Gordon ve Blue Beetle görünüyor, kuleyi neredeyse aktif etmek üzereydi. Scarab enfeksiyon ile mücadele etmeye çalışıyordu. Superman onlara saldırdı, Jaime'yi kendi tarafına çekmeye çalıştı. Ancak Donna araya girdi ve ona saldırdı. Gordon enfeksiyonlu batarangı Blue Beetle'a verdi ve Superman'e gerçek Scarab'ı göster dedi. Batarangı ona doğru fırlattı, Supergirl araya girdi, batarangı durdurdu. Donna'ya yumruğunu indirdi, 3 enfekte olanlara karşı yan yana geldi. Ancak bir şeyler yolunda değildi. Batarang'ı tuttuğu anda Supergirl'e enfeksiyon bulaşmıştı. O da artık Gülen Batman'in tarafına geçiyordu. Tam o anda Shazam oraya geldi. Gülen Batman, kazandığınızı düşünüyordunuz değil mi diyerek Superman'e seslendi. Batman Superman'i ayağa kaldırırken Kara nerede diye sordu. Tam burada diye bir ses duydular. Artık o da enfekte olmuştu, planı devreye sokmak için hazırlardı. Dark Multiverse'e portalı açtılar, Gülen Batman olanları duyuyorum diye Superman'e seslendi, plan işliyordu. Enfekte olmuş altılı Batman ve Superman'in karşısında durdular. Portalı açmışlardı, artık onları öldürebilirlerdi. Supergirl Gülen Batman'in onlara gerçeği gösterdiğini, artık yenilgiyi kabullenmelerini söyledi, saldırmaya başladılar. Superman direnmelerini söyledi, Sky Tyrant Batman'e başka numaran kalmadı diyerek saldırdı. Tam o an Batman Kryptonlu canlıları çağırdı. Enfekte olanlara saldırmaya başladılar. Batman Superman'e seslenip tek şanslarının kuleyi indirmek olduğunu söyledi. Gordon da Supergirl ve Shazam'a seslenip enfeksiyonu yaymaları için kuleyi aktif edin dedi. Superman onları yakalamak için peşlerinden Dark Multiverse'e uçtu. Sky Tyrant ve Donna onlara bakarken Gülen Batman seslendi ve onlar için özel bir görevi olduğunu söyledi. Gordon Batman'in silahını doğrulttu. Her şey buraya kadar eski dostum, artık ölme zamanı dedi. Batman de sakince Superman'in onları durduracağını biliyordu. Biliyorsun Jim diye cevap verdi. Superman Shazam ve Supergirl'e yetişti. Ona saldırmaya başladılar. Ancak Superman Dark Multiverse'deki Watchtower'da gördükleri karşısında şok oldu. Gülen Batman'in kendi evreninde öldürdüğü Justice League'in çürümüş cesetlerine baktı. Onları adeta sergilemişti. Kendisinin ölü halini gördü. Kollarında Lois ve oğlu Jonathan vardı. Clark kahroldu. Shazam ve Supergirl yanına geldiler. Shazam, bu müthiş. Gülen Batman iyi bir sanatçı. Onları çok güzel sergilemiş gibi şeyler söyleyip kahkahalar attı. Clark sessizce duruyordu. Supergirl ona seslendi. Ancak artık gözü dönmüştü ve ikisine saldırdı, gırtlaklarından yakaladı, Shazam'ı yere vurdu. Supergirl onu tutmaya çalıştı ancak başaramadı, onu da indirdi. Çıldıran Superman ikisine de karşı durdu, onu durduramıyorlardı. Batman de Gordon'a saldırmaya başladı. Jaime'ye direnmesini söyledi. Ancak dinlemedi, çeneni kapat, karşında Robin'lerinden biri yok diyerek saldırdı. Gordon seçenekleri kalmadı ve kaybedeceğini söyledi. Jaime onu yakaladı. Batman onu hep bir kahraman olarak gördüğünü söyledi. Scarab büyü ve teknoloji karışımı bir şeydi. Batman'in büyüyle arası pek yoktu ancak teknolojiyi iyi bilirim diyerek Jaime'ye yumruğunu indirdi. Scarab'ı ondan söküp aldı. Bana ne yaptın diyerek yerde yatıyordu. Batman sadece ödünç aldığını ve kulenin kontrolünün artık kendisinde olduğunu söyledi. Gordon kafasını silaha dayadı. Batman ona tekmeyi indirdi. Superman yerde yatan Shazam ve Supergirl'e baktı. Batman ona seslendi. Kızgın olduğunu bildiğini ancak Supergirl ve Shazam'ın da istediğinin bu olduğunu, onun dikkatini dağıtmaya çalıştıklarını fakat şu an onlarla uğraşmayı bırakmasını ve uyduyla ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Superman uyduyu tuttu, Batman de Scarab ile kuleyi kontrol etti. Clark uyduyu Dark Multiverse'den çıkartıp güneşe doğru fırlattı. Batman de aynı anda kaledeki kuleye aşırı yükleme yaptı ve kapanmasına sebep oldu. Gordon hayır diye bağırdı. Enfekte olanlar kaybetti.
gitti. Diğerleri kaçtı Batman ve Superman Gordon'ın tepesinde. Ona her şeyin bittiğini, kaybettiklerini, yardım edebileceklerini söylediler. Batman bütün bu olup bitenden sonra gülen Batman'i tedavi edeceklerini söylediği anda Gordon, "Bunu tam olarak nasıl yapacaksın? Arkadaşların nereye gitti sanıyorsun?" diyerek gülmeye başladı. Batman ve Superman hızlıca Hall of Justice'a geri döndüler. Ortalık dağılmıştı. Hemen hücreye doğru ilerlediler ancak gülen Batman oradan kaçmıştı ve başka planları da vardı. Şu ana kadar sadece onun oyununu oynuyorlardı. Gordon'u hapsettiler, bütün olup biteni de en başta diğerlerine söylememiş olmanın hata olduğunu kabullenip yollarına devam ettiler. Batman ve Superman enfekte olanlarla uğraştıktan sonra Justice League ile birlikte Perpetua ve Lex Luthor'a karşı durdular. Lex, Apex Predator'ları Hall of Justice'a saldırttı. Herkes onlara karşı direnmeye çalıştı. Bir noktada Martian Manhunter'ın da yardımıyla Perpetua'yı neredeyse durdurmayı başarıyorlardı. Ancak her şeyi denemelerine rağmen kaybettiler. Bunun sonucunda Perpetua Justice League'i tek hamlesiyle parçalara ayırdı. Perpetua onları yok ettiğini düşünse de kurtulmuşlardı. Ancak artık güçleri yoktu ve Perpetua'nın yeni gerçekliğinin dışındalardı. Ne yapacaklarını düşündükleri esnada çoklu evrendeki en güçlü varlıklardan oluşan Quintessence ortaya çıktı. Onlara güçlerini geri verdiler, Perpetua'nın kötülüğünün her yere yayıldığını söylediler. Justice League'e Perpetua'ya karşı bir yol bildiklerinden bahsettiler. Spectre arkalarındaki kapıdan geçerlerse geçmiş, günümüz, gelecekle bağlantı kuracaklarını ve şu ana kadar yaşadıkları en büyük savaşın onları beklediğini söyledi. Ekibe kararlarını sordu, Justice League de kabul etti ve her şey için diyerek kapıdan geçtiler. Evet, Dark Multiverse'e bir bölümün daha sonuna geldik. İlk defa bu bölüme denk geldiyseniz açıklamadaki linklerden önceki bölümleri izleyebilirsiniz. Abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Dark Multiverse'ün sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.